كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Kalbini dünyanın faydasız şeylerinden, zararlı isteklerinden temizlemek. Arkadaşlar, bu mesele çok ama çok bela bir mesele. Kalbini dünyanın faydasız şeylerinden, zararlı isteklerinden temizlemek. Yani dünyevi isteklerimiz bitiyor mu bizim? Bitmiyor. Dünyevi arzularımız bitiyor mu? Bitmiyor. Ev, araba, yat, kat, para, iş, aş, yemek. Arkadaş ya sonu gelmiyor. Sonu bitmiyor. Kalbini dünyanın faydasız şeylerinden, tabii ki yemek ihtiyaç ama biz hep fazlasını istiyoruz. Faydasız olan. Faydası ne demek? Yemeğin fazlası zarar mı? Zarar. Su mesela çok faydalı bir şey değil mi? Ama bunun da fazlası zarar. Günde 1,5-2,5 litre sünnettir. Ama sen kalkıp da 5 litre içeceğim, 10 litre içeceğim dersen bu da zarar. Bak basit bir örnek veriyorum. Kalbine dünyanın faydalı şeylerinden, zararlı isteklerinden temizleyeceksin. Ortamlardan kaçacaksın. Bozuk arkadaşlar muhatap olmayacaksın. Evet bak bir daha söylüyorum. Adam bozuksa uzak dur kardeşim. Evet. Ne demek uzak dur? Selamını ver kardeşim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Gel sohbet var, sohbete gidelim. Kardeşim namaz var, gel namaza çıkalım. Bunu de. Onun haricinde baba cigara var, gelsene. Oo cigara mı, bayılırım. Bu ne lan? Böyle bir şey yok. Adam tövbe etmiş. Oğlum sen tövbe etme, akşam bir kova yapacağız. Üf baba var ya, görmen lazım. Kova mı? Hemen kaşı göz oynuyor. Ne kovası baba lan? Arkadaş sen tövbe ettin ya. Sen tövbe ettin. Senin ne işin var ya? Kaç ya, uzak dur. Temizle şu kalbini artık. Kaç da? Arkadaşlar bugün bir kardeşten mesaj geldi. Instagram'dan. Şimdi bir daha söylüyorum. Onu hatırlatmasını yapayım da. Instagram'dan gelen mesajlara cevap veremiyoruz. Yetişemiyoruz. Yüzlerce binlerce mesaj geliyor. Ama böyle çok nadir de olsa içinden seçiyoruz. Ama onu da sohbet konusu yapıyoruz. Şimdi bir kardeşim mesajı var. Dinleyince zaten mesaj dinleyince niye sohbet yaptığımızı anlayacaksınız bu konuda. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Namaz kılamıyorum Hüseyin hocam. Ben başlıyorum bir heves, 2-3 gün kılıyorum. Emir ve yasaklara uyuyorum ama ondan sonra tekrar diyor harama kaçırıyorum. Bak şimdi sonrası çok acayip. Sonrası çok acayip. Namaz kılıyorum ama diyor bir iki gün diyor kılıyorum, 2-3 gün kılıyorum sonra diyor bitiyor. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Ortam. Bir adam kendini şartlayacak. Ben bu namazı kılacağım, bitti. Ben bu 5 vakit namazı kılacağım. Hiçbir arkadaşım beni bu yoldan döndüremez. Şeytan benim yoldan dönülmez. Ya Rabbi ayağımı bu dinde, bu namazda, bu seccadede sabit kıl diye dua edecek. Abi. Namaza yeni başlayan adam. Bunu yapacak. Ama bizde var mı yok. Namaza başladık Allah kabul etsin. Bir bakalım bir kılalım. Bu ne ya? Bir kılalım bir başlayalım bir bakalım. Abi böyle bir şey yok. Başladı mı bitecek o iş. Ya Müslümana namaz kıl demek çok terbiyesiz bir kelime. Evet. Bak lafımı net konuşuyorum. Duyabileceğiniz en terbiyesiz kelime... Bir Müslümana kardeşim namaz kılıyor musun diye soru sormak. Nasıl konuşuyorsun sen? Ne demek namaz kılıyor musun? Sen hayırdır ya? Ne demek namaz kılıyor musun? Namaz kılmayan adam Allah'a isyan ediyor demek. Sen hayırdır? Ben Rabbime isyan mı edeceğim? Bir dur ya. Ben tabii ki de namaz kılıyorum. En terbiyesiz kelime bu. Namaz kılmayanlar düşünsün bu saatten sonra. Ben sormuyorum namaz kılıyor musun diye. Evet. Ben şunu soruyorum. Öğlen namazını kıldın mübarek diyorum. İkin namazını kıldın mübarek diyorum. Size böyle sorun. Eğer zorlarsa bu lafı söyleyin. Mübarek sen Müslüman mısın? Sana mı soracağım namaz kılıyor musun diye? Sorulur mu hiç Müslümana ya? Elbette ki namaz kılacaksın kardeşim. Peki 2-3 gün kılaplar ne yapacak? Bak ne diyor? Yasaklara uyuyorum ama sonra tekrar diyor harama kaçıyorum. Arkadaş ortamını değiştireceksin. Kafanı değiştireceksin. Bir gez dolaş, bir hava değişikliği yap, bir atıyorum akrabana git, amcana git, dayına git. Bir çık bir bulunduğun ortamdan bir terk et orayı. Bak belasına bak. Ve mesajın devamı. Cenabet gözüyorum diyor. Abdesti duramıyorum diyor. Arkadaş bak işte beladır mı? Her zaman şunu söylüyorum arkadaş. Bak freni patlatırsan gidersin yuvarlanırsın. Eğer ki halini düzeltmezsen ömür boyu cenabet gezersin. Evet. Çünkü o hal insana sirayet ediyor. Gerçekten öyle. Gusül abdesti almayan çok adam duydum ya. Almıyor adam ya. Ya bir şeyi 40 gün yaparsan o sana sirayet eder. 40 gün boyunca cenabet gezersin daha normal toparlayamazsın. Bekleme yani. Ömrün boyunca cünüp gezersin. Cehenneme yuvarlanırsın ya. Bak ne diyor? Cenabet gözüyorum. Abdesti duramıyorum.
Çok istiyorum, deniyorum ama şeytana yeniliyorum diyor. Ne yapmam lazım? Arkadaşlar, gerçekten çok sıkıntı. Ne dedik? Farz neydi? Kalbini dünyanın faydasız şeylerinden, zararlı isteklerinden temizlemek. Arkadaş, dünyanın derdi bitmez. Şeytanın vesvesesi bitmez. Ya tamam, yeni namaza başladın. Ya bir şey olmaz. Öyle bir an hızlı gitme. Ya hızlı yapma. Ya hani hızlı başlarsan tökezlersin. Bunu biliyorsun, klasik. Bizim zaten bak, bunu kardeşlerden çok diyorum. Ya diyor hocam, diyor namaza başladım. Evdekiler diyor ki sen de çok uçtun. Sen de bilmem artık uçuyorsun. Yok kanatlandın, bu kadar yapma. Ya en çok zararı bizim insanın anası babası veriyor ya. Anam diyor ki sen diyor çok uçtun. Babam diyor ki ya evladım evliya mı olacaksın? Ya yaptı ne? 5 vakit namaz kılıyor. Haftada burada bir gün iki gün sohbete geliyor. Bu ha, sen de uçtun. Ne uçması kardeşim ya? Ne uçması, hayırdır? Arkadaşlar, Allah razı olsun, bu meselede kendimizi toparlamasak, bak ya, başlıyorum 2-3 gün hevesle kılıyorum. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Tövbeden yeni namaza başlayan arkadaşlar, siz de bunu tavsiye yapın. Çok nazar değiyor. Çok nazar değiyor. Gerçekten çok nazar değiyor. Ve adam yuvarlana gidiyor aşağı. Ne yapacak? Sürekli nas felak ve çok göz önünde olmasın. Dikkat çekme. İlk başta böyle olsun. İlk başta böyle yapın. Namaza camiye gerekirse gitme. Evde kal. Alışana kadar. Alışana kadar. Normalde camide kalacak erkek. Bunun kurtuluşu yok. Ama çünkü biri sana yüksel, vay mübarek namazan başladın, helal olsun sana, vay bilmem ne derse, bir nazarla yıkılır kalırsın hatta. Bak, oraya yıkılır kalırsın. Dikkat edin. Günahlardan uzak duracağız. Dünyanın pisliklerinden, dünya meselesinden, arkadaş ortamından, yok halı saha var, yok PlayStation var, yok o var bu var, bitmez. Gezme bitmez, piknik bitmez, mangal bitmez, deniz bitmez. O çağırır, o çağırır, o çağırır bilmem ne. Ya bitmez arkadaş. Ama ömür bitecek. Ömür bittikten sonra sana demeyecekler ki bu hafta halı saha maçı kaç demeyecekler. Amel defterini çıkar bakayım ortaya. Dök. Ne var burada? Sayfan bembeyaz mı yoksa sayfan karanlık mı? Arkadaşlar, burada melekler var. İnkar eden Stalin gibi kafir olur. Sağda ve solda gözcü melekler var. Her halimizi, her ahvalimizi yazıyorlar. Ama tövbe edersek yazmıyorlar. Sağdaki amir, soldaki memur, bin defa söyledik. Soldaki bir adam güneşli zaman hemen kalemi eline alır. Hemen yazmaya başlar. Bir sağdakiler bir dur kardeşim, bir bekle, tövbe edecek belki. Biz o tövbe edenlerden olalım. Ne olur lütfen namazınızı kılın. Bak, biz yatsı namazlarını sohbetten önce istersek kılabiliriz. Niye kılmıyoruz? Sohbetten sonra kılalım ki sonradan gelen arkadaşlar oluyor. Onlar da cemaat yapsın. Sohbete gelip namaz kılmayan arkadaşlar var. Evet, sohbete gelip namaz kılmayan arkadaşlar var. Bari diyoruz ki onlar namazdan istifade etsin. Bir yatsı namazını kılsın. Bari bir vakitten en azından sildirsin ya. Ama biz niye bunu düşünelim ki? Şu olsun ya. Ezan okundu mu şurada 50 kişi 100 kişi safa duralım ya. Ben bunu istiyorum arkadaş ama olmuyor. Rabbim bizi 5 vakit namazı hakkıyla kılanlar denesin. Amin. Rabbim 5 vakit namazı erkeklere camide cemaatle kılmayı nasip etsin. Amin. Hanımlara da evinde kendine ait namazgahında kılmayı nasip etsin. Amin.